7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Sevgili dostlar, merhabalar, gene geldik. Bir gün sonra gene beraberiz. Biliyorsunuz yüreğimdeki sızı ve takım kırmızı. Ayhan abi, bugün sevinecek bir takım daha gelecek oraya. Bugün bir takım daha gelecek efendim. Şu iki takımımız kaldı. Sıcak ama yani. Yani evet. Ama gidenler listesinde. Ama şimdi bu takımın işi bugün biraz daha zor. Çünkü şimdi birazdan şefler size açıklayacaklar. Önünüzde bir kutu var. İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Görmediniz. Sürprizler var. Efendim, enteresan bir yarışma olacak. Ve kazanan takım da buraya oturacak. İşin ikinci bölümünün zorluğu şurada olacak. Üç kişiden bir tanesine veda edeceğiz. Sevmediğim kısım geldi. Evet. O kısmı hiçbirimiz sevmiyoruz ama şimdi dokunulmazlık etabındayız. Arkadaşlar, 6 kişisiniz. Bir takım gelecek burada yerini alacak ve bunun olmasını sağlayacak olan şey de önünüzde duran gizemli kutu. Şimdi bu kutuların içinde farklı farklı malzemeler var. Sizden istediğimiz bu kutunun içindeki eksiksiz, istisnasız, az çok demeden bütün malzemeleri kullanacağınız, bir kez daha altını çizerek söylüyoruz, bütün malzemeleri kullanacağınız 3 tane tabak hazırlamamız. Hepsini kullanacaklar mı? Hepsini kullanacak. Ben şunu kullanmadım diye bir şansları yok mu? Direkt olarak yok. Diskalifiyesi. Ayhan abi, ne yaratıcılık yapmaları lazım şimdi, bir görelim evet. Bakalım yani. Orada çünkü evet. Kolay malzemeler koymadık. Kutunun içerisinde hayal dahi edemeyeceğiniz geniş yelpazede malzemeler var. Yani demek oluyor ki bu etap oldukça zorlu bir etap. Ama yine jüriniz olarak sizi düşündük ve belki bu malzemelere bir şeyler eklemek istersiniz diye marketten 30 saniye içerisinde... 30 mu? Şaka mı? Ama zaten çoğu orada çocuklar. Tam 30 saniye hem de. İlaveler için. Zaten. İçerisinde sadece 4 parça ilave ürün hakkı veriyoruz size. Burada kaç var? Orada açtığınızda göreceksiniz. Arkadaşlar, hızlıca bir toparlarsak. Bugünkü 3 tabak yemeği yapmak için süreniz 65 dakika olacak. Tabii kalp krizi geçirmezseniz. İlave malzeme almak için size 30 saniye süre vereceğiz. Ancak marketten alabileceğiniz malzeme sayısı sadece 4 tane ve başlamadan önce o 4 malzemeyi bize göstereceksiniz. Şimdi hazırsanız kutuyu açacaksınız. Hızlıca malzemeleri tanıyacaksınız ve kendi aranızda konuşmak için 2 dakika süreniz olacak. Açın bakalım. Gerçekten. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Açın kutuları. Hadi bakalım. Aa. Ne o, kıyma mı? Aynı pekmez mi? Bir sayın bakalım malzemeleri, neler var? Dana kuşbaşı var. Aynı mı? Aynı, aynı. Peynirimiz var. Ezine peyniri. Kuru fasulye, şeftali, patates, yumurta, vişne, çikolata, tahin, pekmez, evet. Bir kahvaltılık hazırlık. 3 dakika boyunca malzemelerle ne yapacağınızı düşünün ve tariflerinizi belirleyin. Buyurun arkadaşlar. Tatlı diyorum haliyle. Tamam. Kuşbaşı sote. Kuşbaşı sote neydi? Malzemeleri hepsini kullanıyoruz ya. Fikir söyle. Ya. Bak, vişneli dana kuşbaşı. Tamam mı? Hmm. Ya da kirazlı dana kuşbaşı yapıyoruz. Tamam mı? Ha, bununla meze. Bununla meze yapıyoruz. Peyniri mi, onunla mı kullanalım? Aha, onunla kullan. Hadi hadi hızlıca. Başlangıcı bulalım şimdi. Başlangıcı. Tatlı okey mi? Tatlı. Tatlı ne yapacaksın? Fasulyeli tatlı. Yani. Fasulyeli tatlı var bir tane. Nasıl fasulyeli tatlı? Fasulyeyi haşlıyorsun. Hı hı. İki çeşit var. Bir tanesi top top. Ondan sonra aynı kesen. Tamam gibi. Tamam okey. Tamam. Evet arkadaşlar, size verdiğimiz düşünme süresi bitti. 3 dakikada düşündünüz, artık ne çıkacak, biz de merak içindeyiz. Evet, merak ediyorum. Sorsana ya. Abi önce istersen alışverişlerini yapsınlar. Ondan sonra bana ondan sonra soralım ne yapacaklar. Ne alıyoruz? Her ekipten bir kişi gitse olur mu? Olur.
Kim gidiyor? 4 tane malzeme alacak. 30 saniyesi var çünkü. Tamam. İster misiniz her ekipten bir kişi gitmeniz, gitsin? Ben giderim ya. Tamam, her ekipten tamam. Bir kişi gitsin o zaman. Un, galeta unu, tavuk, fındık. Her takımdan bir kişi gidecek. Yeşilden kim istiyor gitmek? Kadir. Mordan kim istiyor? Arzu. Arzu. O zaman Kadir ve Arzu'yu 30 saniye için içeri yollayalım ve gelsinler. Buyurunuz efendim. Hadi, hadi Kadir. Arzu'm. Son 10 saniyen Kadir. Tamam şef. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kadir çık artık. Ya ne oldu ya? Yok herhalde. Tamam şef. Korkutma beni o işe de. Lokantaya gitsen bunu ısmarlar mısın yeniden? Hangimiz çikolatalı makarna yemek için bir yere gideriz ki? Adı ne? Allah ne verdiyse. Bilmiyorum. Bu kadar senedir mutfaklardayım. Fasulye kıtırını bu yarışmaya görmek nail oldu. Bak. Bak. Ne gelir bana her seferinde? Ne geldi? Evet. Süremiz 65 dakika. Hazır mıyız? Evet. Peki. Hadi bakalım o zaman. Başlayın. Hadi. Hadi. Ne aldın? Ne aldın? 2 limon mu? 1 limondan yapabilir misin lütfen? Herkese yetsin. Yok ya, yeterli. Tamam. Zeste de kullanacağım, bilmem ne de kullanacağım. Tamam, zeste, suyunu da tamam, aynısını. Tamam, I got it Arzu, I got it, I got it. Peynirli ve şeftalili dolgulu bir pankolu kaplamalı tavuk yapacağım. Altına fasulyeli sos yapacağım. Baharatlandırılmış, tatlandırılmış. Yanına kibrit patates. Zamanımız kalırsa da küçük tortilla ekmeği yapacağım. Ona sarıp yesinler diye. Kutu açıldı, şok oldum. Şimdi gittikçe tatları kafamda yaratıyorum. O ona gider mi, buna gider mi? Şu anda düşünüyorum ki bunları kızartayım mı? Bunları böyle pişireyim mi? O ona gider mi? Şu anda bir sürü böyle bir tat savaşlar var aklımda. Bakalım nasıl olacak. Güzel bir salata yapacağım. Bir tatlı ekşi salata yapacağım şu anda. Değişik değişik kontrastlar var altında. Bakalım nasıl olacak. Bugün tatlı makarna yapacağım. Nasıl mı? Çikolatalı. Daha önce %90 görmediniz. Ben de görmedim. Ama güzel olacak gibi. Hamurumu yaptım, yoğurdum bu şekilde. Dinlenmeye bırakacağım, üstünü kapayıp şuraları toparlayacağım. Şef burada sana 4 dakika, 3 dakika verdi. Yani çikolatalı makarna mı yaptın? Sen olsan ne yapardın? Şeftali kebabı. Ya bırak bu şeyleri. Ne var? Aferin be. Sağ aferin be. Şefim. Bravo sana. Tahin var, güzel tahinden ekmek yapardı. Oh, katmer yapardı. Katmer böyle pekmezli. Şef, şeftalili, ezineli, evet. Zeytinyağlı, baharatlı bir iç harcım var. Bu neyin? Bunun içine mi? Evet. Tavuk bonfilenin içine dolgu yapacağım. Şef, paneleyeceğim, kızartacağım. Ne var dedin içinde? Şeftali? Şeftali, ezine peyniri, zeytinyağı, karabiber, tuz. Tuz, karabiber. İç dolgu yapacağım. Peki. Paneleyip kızartacağım. Şef, alt tabanında da yine tatlandırdım, aromalandırdım. Fasulyem olacak. Fasulye püresi yapacağım. Haşlanmış onu çekeceğim. Fasulye. Evet. Evet. Onun yanında kibrit patates yapacağım. Evet. Son 6-7 dakika ayırabilirsem kendime tabaklama hariç. Bir de minik ekmekler yapacağım, tortilla tarzı. Kesip onunla beraber yiyebilirsiniz başlangıç peki, için. Peki. Fasulyeyi burada kullanıyorsun. Evet. Fasulyeyi orada da kullanıyorsun. Evet, orada da kullanıyorum. Fasulyeyi orada da mı kullanıyorsun? Evet şef. Ne yapıyorsunuz abi siz? Fasulyeciyle ortak mı oldunuz? Fasulye kullanıyor musun lan yemekte? Fasulyeciyle ortak işe girmiş. Evet, şöyle şef, hemen hemen her şeyi herkes kullanıyor aslında. Niye arkadaş? Bizim öyle beklentimiz yok ki. Mesela daha basit şey yapaydık. Tat bütünlüğü ya. Olsun diye yaptık. Hadi be. Bir de dipteysek evet. En dibe, zirvedeysek en zirveye deriz. Ya bırak bu işleri. Ya Çağlar ya, gözünü seveyim. Yemin ediyorum seni ya. Mutfaktan çıkartacağım. Reklam pazarlama şirketine sokacağım arkadaş ya.
Ne kullandın, ne yapıyorsun? Çikolata kullandım, yumurta kullandım, un kullandım. Çikolata, un. Şeftali kullanıyorum şu an. Yumurta kullanıyorsun, şeftali kullanıyorsun. Ne yapıyorsun ki? Makarna yapıyorum, tatlı bir makarna. Tatlı makarna? Evet. Vay canına. İçerisinde şeftali olacak, kurutulmuş. Ha, şu makarnanın? Evet. Var mı içerisinde bu şeftali? Onda şu an çikolata var. Bunları fırında kurutacağım. Evet. Sonra krema atacağım. İçerisinde haşlandıktan sonra da makarna vereceğim. Sonra kurutulmuşları içerisine atacağım. Altını kapatacağım. Hafif sıvı olacak. Peki bu daha yapmadın böyle bir şey mi? İlk defa böyle bir şey duyuyorum. İlk defa yapacağım. Ben ilk defa duyuyorum. Bakalım hayırlısı. Adı ne? Adını koymadım şefim. Düşüneceğim size verirken adını söyleyeceğim. Adını bandana. Bandana olsun. Abi. Bandana olsun adı. Tamam. Un var mıydı bizde ya? Nasıl vardı? Sen aldın ya onu. Doğru ya. Ha? Sosu bağlamayı düşünüyorum sabahtan. Markete gitti, onu aldı geldi, un var mı dedi. Konuşmuyor musunuz aranızda? Vaziyet nedir? Şefim bana bak gel 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 bak bak. Vaziyet nedir? Kız çocuğu yansın bu kenardan böyle ondan sonra. Bak. Ay 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 geldim şef. Aha. Şefim, ya tavuk niye yapmaya karar verdiniz? Çok enteresan bir şey. 3 tane, 4 tane malzeme alma hakkınız var. İçeriden bir de bir protein de alıyorsunuz, tavuk. Neden acaba? Neden acaba? Niye? Elinizdekileri niye daha efektif kullanmayı düşünmediniz? Evet. Ne vaziyetteyiz? Şef ben tatlım fırında. Onu bekliyorum. Şef ben tatlım fırında. Tatlım fırında şu an pişiyor. 15 dakikası var. Çikolatam hazır. Her şeyim hazır. Şu an tatlımın fırından çıkmasını bekliyorum. Müthiş. Kadir? Şefim ben de etin pişmesini bekliyorum. Bir de patatesler var fırında. Ha? Onlar da piştiği zaman benim tabak hazır. Sosum da zaten çekiyor. Buradan bir şey alalım mı? Çağlar sen bir şey lazım mı? Az suyu kaldı. Allah kahretsin. Bir şey yok. Şurayı alayım da. Yeni bir şey yap. Bak fasulye var. Yeni yap, yeni. Ya yap. Dur bakayım ne yapabilirim başka düşüneyim de. Sen neye kullanacaksın? Tavuğun altına kullan. Çok elzem bir şey değil ya. Tavuğu patatesle de verebilirim yani. Başlangıç diye veririz bize. Fasulye neyde var? Tavukta fasulye yok. İçinde şeftali peynir var. Gerek yok. Yanında patates var ya. Murat. Şimdi bitiyor. Murat'ınki de enteresan çünkü çikolatalı makarna veren var. Yavaş yavaş tabakları düşünün. Tamam çok güzel, içi dağılacak işte, açılacak, içi dağılacak. Son 30 saniye. Hazır mıyız? Arzu son 30 saniye, tabağını bitirmeye başla. Hazırız. Antonio bitir. Geriye sayayım başlamak üzere. Yok olmadı. Son 15 saniyeniz. Hadi limon. Hazır şefim. Aslan Murat. Çağlar. Son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bakın tezgahları. Evet arkadaşlar elinize sağlık. Geçmiş olsun. Bravo. Evet. Biz kazanınca çakarız. Bravo. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Evet. Biz de tadıma hazırız. O zaman gelsin tabaklar. Lokantaya gitsen bunu ısmarlar mısın yeniden? Hangimiz çikolatalı makarna yemek için bir yere gideriz ki? Adı ne? Allah ne verdiyse. Bilmiyorum. Bu kadar senedir mutfaklardayım. Fasulye kıtırını bu yarışmaya görmek nail oldu. Bak. Bak. Ne gelir bana her seferinde? Ne geldi?
Evet sevgili dostlar, 6 kişi kaldınız, 2 takım kaldınız ve bize acaba neler yaptınız? Çok heyecanlıyım. Heyecandan ölmek üzereyiz. Bilhassa Arda Şef burada içine sığmıyor. Deliriyorum. Ben ne yapacağım Ayhan abi dedi. Deliriyorum abi. Çıldırıyorum. Ne yiyeceğiz? Ne yani, yiyeceğiz diye bekliyoruz. Hayır burada. Baktım böyle yapılan fantastik şeylere. Gerçekten hani fasulyenin 50 tonunu falan görebiliriz yani. Görebiliriz. Evet. Allah kolaylık versin. Başlayalım mı? Buyurun. Yeşil takım. Yeşil takım. Gelin. Bravo! Prezentasyon Uyaroğlu. Allah razı olsun. Allah yani nihayet tek kişilik yemekler. Peki. Biz bir şey çok merak ettik arkadaşlar. Siz burada şey yaptınız. Zaten masanızda yoğun, güçlü bir protein varken gidip bir tane daha protein alıp başka bir şey yapma ihtiyacı duydunuz. Neden böyle bir şey yaptınız? Şef, yaratıcılık oyunu olduğu için mor takımda güçlü bir takım. Onların da iyi gideceğini düşündüm. Başlangıç hafif bir şeyle başlamak yerine proteinle başlatmak istedim. Ya bu başlangıç yani, zaten ana yemek. Rakibi hafife almayalım dedim. Bir anlat bakalım baba olayı. Burada yemeden bilelim bakalım. Tavuk bonfileyi açtım. İçerisinde şeftalili, ezineli ve baharatlandırılmış bir püre hazırladım. İçini doldurdum. Şeftali, ezine, tavuğun içerisinde. Evet. Neden canına? Bak bir daha bu sunumu yaparken bence kıtır olan şeyleri altta ıslatmak yerine üstte biraz daha kıtırlığını muhafaza etmeyi düşün. Bunu Murat'a sorsalardı söylerdi çocuk evet. Zaten. Yani şimdi sen bu patatesi çıtır hale getirmek için uğraşıyorsun değil mi? Evet şef. Çıtır böyle. O kadar çıtır da kimse yapamaz zaten burada. Üç tane yemek yapalım dedik. İki tanesi ana yemek, bir tanesi tatlı geldi. Böyle bir armoni içerisinde olup böyle bir başlangıç, bir ana yemek, bir tatlı, bir ara sıcak, bir tatlı bir şey. Yani biz galiba yanlış başladık. Galiba starter şu. Abi doğru mu? Tas kebaplı starter mı olur? Abi yani? bu bayağı ana yemek gibi. Hangisi ana yemek, bir tatlı? Hangisi başlangıç yemek? Başlangıç olarak abi benim tabağım. Bu. Öyle tam peki. Evet. Sen doğru seçmişsin demek. Ağzını yüzden çok kalabalık tutmadım zaten. Peki. Birer çatallık. Tamam. Peki. Esas ama diyorsun bunu yiyip doyacağınız yemek bu. Tabii ki sizi doyuracak olan şey orada. Zaten şu an gözlerim bile doydu benim yani. Nasıl alalım şu? Anlatamam. Patates ne? Ve kıtır. Patates. Patates. Bir tane, patates. Adam 3 tane koydum. Sosu bir ve tane... eti kıtırıyla beraber yerseniz. Kıtırı fıtırı. Fındık ve fasulye. Sosu var. Sosuna şöyle bir los banmaos. Banderos. Şuradan bir patatesi. Doğru mu evet, çatal? Doğru. Ben de size şöyle bir şey hazırlayayım. Evet. Bari. Meyveden de. Bir parça da meyve. Evet. Hı, ağzınızı tatlandırmak üzere. Izgara şeftali, enfes. Sosta ne var? Sosta şef, kirazı ilk başta pekmezle pişirdim, tabaktaki kirazı. Onun suyu var. Sonra eti kısık ateşe pişirdim, kalan suyunu da o sosla karıştırdım. Ondan sonra biraz çektikten sonra yumurtayla zeytinyağını karıştırıp biraz ondan ilave edip en sonunda bir roux yapıp bağladım. Çok şükür. Adı ne? Allah ne verdiyse. Bilmiyorum. Yani o yemeğin en güzel kısmı şeftaliydi. Kaderi. Sonra çünkü bir ferahlık geliyor güzelce. Ama neydi, şeftali olağanüstü güzel mi? Mükemmel şeftali. En çok şeftaliyi böldük ya. Hiçbir şeftali bu şeyi. İsim bul. Sosa bir isim buluyorum. Sosa değil, tabağa. Şeftalinin rüyası. Şeftalinin rüyası. Ya benim. Şeftalinin rüyası güzel. Ya benim de. Seninki neyin rüyası? Benim ruh. Rüşan'ın rüyası. Rüşan'ın rüyası. Fasulye bunda mı var? Evet şefim. İki tane rüya olmaz. Sosunda mı var? Kıtır var şef. Fındıkla fasulye kıtır var. Ha fasulyeydi fındık onlar. Fındık evet. Pardon. Evet. Çok tamam. Enteresandı o. Evet, o değişikti. Abi bak, bu kadar senedir mutfaklardayım. Dünyanın birçok yerinde de çalışma şansım oldu. Fasulye kıtırını bu yarışmaya göre nail oldu. Ama... Bir şikayet değil. Enteresan. Memnun oldum. Enteresan, evet. Evet. Abi şu yani şey demiyorum. Wow, bu ne demiyorum. Bir şey var bak. Çok enteresan ve yerinde bir şey olmuş. Akışkanlı bir şey var bak. Tebrik ederim. Anlatayım hemen. Sufle kıvamında bir çalışma yaptım. Dışı kıtır, içi akışkan. İçerisinde fasulye var. Akıyor. Ondan sonra tahin, pekmez, fındık. Of. Bir güzel bir harç hazırladım size. Ağzınıza dağılsın. Ağzınız şeker yok tatlansın. Değil mi? Şeker yerine şey kullandım, pekmez. Onu söylüyorum.
müessesemiz ikramlarıyla meşhurdur. Bu? Hadi lütfen. Buyur buyur. Ben alayım şöyle. Şeker olmadığı için gayet güzel. Uyar oğlunun babaannesi. Bak tatlı mı Kadir? Bak. Tatlı mı? Tatlık şef. Bak. Ne gelir bana her seferinde? Ne geldi? Çıtır. Fındık. Tabakta ne kusur varsa o gelir değil mi? Fındık. Hayır. Fasulye mi? Kabul. Yok değil o değil. Kabul. Yok. Ve... Ay, ama bir dakika. Koydum. Üstüne ama üstüne süs olarak zaten yapmıştım şefim. Ne o zaman bir söyleseydiniz dikkat edin. Hayır üstte şey çekirdeği var. Kaplı, olarak, evet. Gaz vardı ya şef. O yüzden. Evet, söyledik. İçinde dikkat edin adam insanlar dişini kırar. Yok kırarsın. İçinde değildi şefim dışında süsledim ben. Bende kiraz vardı ama tatlının tadı o kadar gerçekten güzel ki bir çekirdek hiçbir şey mahvedemez. Yemedin atıyorsun. Vallahi gerçekten yedim. Yedik yemin şefim. Ederim yedim. Yediğimizse asla tatmayız. Yedi ama yedim diyor ama ver bir daha yedim. Bak bir daha yedim. Öğlen yemeğini de bedavaya getirdik böyle. Aç. Nasıl? Kal geldi. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Değerlendirmemizi yap. Dostuna var olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Wow. Efendim bu enteresan yarışmanın en enteresan kısmındaki bölümdeki ikinci takımı alalım. Mor takım. Berak'la bekliyoruz. Bravo. Antonio seninkiyle başlayalım lütfen. Mavi Box Starter diye ismin koydum ona. Evet. Ne koydunuz? Mavi kutu. Mavi kutu starter. Mavi kutu starter. Fasulyeyi hem haşladım. Onun fasulye harçlıktan püre yaptım. Pürenin içine soğan, limon. Bu altta değil mi? O altta. Evet. Üstte o kalan püreye de yumurtanın içi sarı kısmı. Onları birleştirdim, tekrardan doldurdum. Evet. Diğer fasulyeyi fırında pişirdim, crispy yaptım. Soğan alkışı. Kıtır yaptın. Kıtır yaptım. Bir de tat ekşi tat olsun diye beyaz peyniri tahin pekmezin içine damladım. Daldırdım. Ve bir noktaları dokunuş. Bu da soğan mı? Evet. Bazı tatları anlamaya çalışıyorum. Ben de anlamaya çalışıyorum. Çok değişik bir tat şeyi var. Ne, içinde ekşi ne var? Ekşi limon var. Ha limon var. Limon var. Pürün içinde limon var. Limon nerede aklına geliyor? Azıcık limon zest var. Limon zest var. Zest böyle mi? Limon zest. Limon zest deyince arkadaşlar limon kabuğu rendesi demek istiyor. Evet. Evet. Ve bu yarışmanın limon kabuğuyla meşhur şefi Murat Usta. Evet, mideniz iyi mi Ardışev? Tamam. İmzası oldu çünkü maalesef. Mideniz iyi mi? Henüz çok erken. Deneyeceğiz, bakacağız. Daha yolda. Bunu dinleyelim Arzucuğum. Bu nedir? Tabağımın adı Güz. Güz. O Güz. Güz. Sonbahar. Çok hoş. O et sote, şeftalili, kirazlı, kiraz sosunda pişti. Yanında patates pürisi var. Bu mu? Onlar kiraz suyu ve pekmez suyunda piştiler. Sonra patates püresi haline geldi. Onlar da patates. Onlar patates mi? He, Parisyen kaşığıyla kestim. Ay çok güzel. Kiraz görünsün. Çok hoş. Onlar da pekmezde pişti. O yaprak da konfi. Kiraz yaprağı. Eti biraz çevir. Nasıl yaptın eti? Eti önce soteledim. Sonra soğanları ilave ettim. Sonra suda pişti kendi suyunda. Gördüm karamelize soğan. Evet bayağı. Yani tüm süre boyunca pişti. Meyveleri en son attım. 2-3 dakika sotelendiler beraber. Normalde tüm süre boyunca yaklaşık 50 dakika et pişti. Peki. Murat bunu nasıl yiyeceğiz? Karıştıralım mı? Evet şefim. Karıştırsanız daha güzel olur. Tabii. Mesela şöyle harmanlayayım mı böyle? Evet. Ham humus. Avcarlayabilirsin. Avcarlayayım. Sen anlat lütfen. Şefim çikolatalı tagliatelle yaptım. Ama bu tatlıda yoğun bir çikolata tadı almayacaksınız. Biraz daha mayoş. Çünkü altta krema şeftali, daha doğrusu kremayı şeftaliyle çektirdim. Yoğunlaştırdıktan sonra tatlı mı şimdi aldım. Bu tatlı evet, mı? Tatlı. Tatlı niyetine. Ama baymıyor. Hafif bir tatlı. Evet.
Arkadaşların tattı mı? Evet. Sen bu nasıl bir tattı? Sen tattın mı Antonio? Yok, yani, tatmadım. Tatmadın? Hayır. Aa, o zaman gel. Ya Antonio. Pardon. Benim ha, Antonio. Çatal temiz. Ben onu kullanmadım. Şimdi Antonio, benim diyeceklerimi sen söyle. Dürüstçe. Biraz hamur gibi geldi bana. Hamur. Hamur. Biraz hamur gibi geldi. Başka? Ya dürüstçe ya arkadaşın ama yani sen benim yerimde. Sen beni çok, seversin. Çok onun dediği gibi çok hafif. Doğru. Hı. Peki lokantaya gitsen de bir kere yesen bir daha gidip aynı yani. Bunu ısmarlar mısın yeniden? Bunu sipariş eder misin? Etmezsin değil mi? Yok, çikolata rendezesi üstünde. Biraz daha limon zest. Satar mı Murat? Yok, bizim dükkanda ben koymam şefim bunu. Ama mesela enteresan. Çünkü böyle bir deneyimsel yemek yediğin ki burada da şu anda onu yapıyoruz. Çünkü bambaşka şeylerden ilk defa uyguladığınız bir yemek oldu. Bir kere derdim yani öyle bir olan şef de kendi şeyini, tekniğini evet, konuşturmuş, yapmış. Ellerine sağlık. Enteresan da olmuş ama özellikle onun için evet gitmezdim ben de. Şimdi İtalya'nın Amalfi kasabasında Sorrento diye çok güzel bir şehir var. Sorrento'nun limonu şöyle limonları var böyle. Kocaman. Greyfurt gibi şu kadar. Orada da bir lokantada böyle yol kenarında çok hoş bir oteli aşağı doğru yürü dedi bana. Aşağıda çok güzel lokantamız var dedi. Kırla kırla kayalardan aşağı indik, denize indik falan. Müthiş bir lokanta. Ne yapayım size abime ne yapayım dedi şef. Valla nedir dedim size. Limonlu makarna dedi. Ah hayda. Limonlu makarna canım çekmedi aslında. E yap bakalım dedik hani limonlu ülkesi ya hani. Sorrento. Abi herif bir makarna yaptı limonlu. Hala unutamıyorum güzelliğini. Hamur mu makarnalıydı? Hamur makarna. Yani bildiğiniz tagliatelle güzelliğinden belli. Bağ. Efendim tagliatelle limonlu yumurtalı. Yaptı. Efendim? Bol yumurtalı. Tabii. Sert. Kremalı bol. Kremalı. Hem kremalı hem peynir vardı krema şeyinde. İki tane peynir, iki tane krema kullandı. Biri krema, biri de peynir krema. Efendim onu bir haşır tuşurt yaptı. Limon sıktı, biraz da zest de çaktı. Oh, oh tam Muratlık. Tam adresi versene abi gitsin oraya çalışmaya. Ha? Ya hayır, şimdi beklemiyordum limonlu makarna deyince pek sempatik gelmiyor insan limonlu makarna mı olur falan gibi. Ama seninkine gelince enteresan ama şimdi yorum yapmayayım ben. Evet. Çünkü şey yapacağız, bir not vereceğiz sonra yorumlarım. Ama seni tebrik ediyorum şefin ettiği gibi ki böyle bir cesaret gösterdiğin için. Ah, cesaret madalyası. Bravo. Eline sağlık. Al teşekkürler. Aldık ya. Bize 5 dakika müsaade ve görüşeceğiz sevgili dostlar. Bekleyin. Teşekkür. Yaptığımız değerlendirmenin sonucunda bugün dokunulmazlığı kazanarak buradaki 3 sandalyeye oturacak ve eleme etabı oynamayacak olan takım. Evet değerli yarışmacılar, ellerinize sağlık. Birbirine yakın, bizler için de zor bir seçeneğin olduğu bir etabı atlattık. Enteresan da bir etap oldu çünkü ilk defa bir kutudan çıkan malzemelerle tamamen yaratıcılığınızı kullanarak yaptığınız bir etaptı. Peki sevgili kırmızı takım, siz bugün burada oturma şerefine nail oldunuz. Şanslıydınız, VIP salonumuzdaydınız. Siz orada olsaydınız siz neler yapardınız, ne düşündünüz? Bence Berat kutudan tavşan çıkarırdı. İzleyiciler artık bekliyor onu senden. Evet, ben yani fasulye var, tahin var, yumurta var. Net güzel bir piyaz yapardım. Antalya piyazı. Bravo. Yanına bravo. Bir de pide, tırnaklı pide yapardım ben onun. O zaman hangi 4 malzemeyi alırdınız? Un alırdık. Soğan alırdık. Limon. Sirke limon. Alırdık. Ve limon mu? Limonlu mu sirkeli mi? Şimdi o kavgaya başlayamıyorum burada. Peki. Limon ve sirke ikisini birlikte koyuyoruz biz. Peki. Peki. Ama evet. Berat sen? Ben şefim şeftali var. Et var. Şeftali kebabı yapardım. Gözlerini aç kapa kebap. Evet. Yanında da zaten tahin de var. Güzel de tahinli ekmek yaptırdık Ayten ablaya. Unumuz var nasıl olsa. Evet.
Keşke yarışsaydınız yani. Ben de yanında en son revanşı. Muhteşem bir katmer. Vay. Tahinli ve pekmezli. Zeytinyağımız var. Dışı çıtır çıtır, içi tel tel. Böyle bravo. Yerken dağılıyor. Düşüyor aşağıya doğru böyle. Bravo. Dörtten fazla malzeme aldın. Arzu abla. Ne transfer ne transfer görüyorsun değil mi? Aferin Tolga sana. Bravo. Mesela biz olsak da biz de muhtemelen altında bir patates püresinin olduğu bir tas kebabı yapardık. Etle. Arkasından kesinlikle bir Antalya usulü piyaz yapardık. Ve en son da tahin pekmezli üstüne çikolata da koyacağımız güzel bir kek yapardık. Net. Patates. Şeftali. Altında ya. Tas kebabının altında patates püresi. Patates. O da mantıklı. Ama ben her şeyi kullandılar mı? Gözlerimi açıp kapatırım. Berat'ın kebabından vazgeçmem yani. O pek çok güzel kulağa geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü etabın sonunda bir kazanan takımımız var. Yaptığınız tariflerin hepsinin tek tek tadına baktık. Başlamak gerekirse Kadir'in yaptığı etli şeftalili tabak. Arkasından Çağlar'ın yaptığı içi şeftali ve peynir dolgulu tavuklu çıtır patatesli tabak ve en sonunda Ruşan'ın yaptığı fasulyeli tatlı. Diğer tarafta mor masada Antonio'nun yaptığı yumurtalı fasulyeli başlangıç tabağı, arkasından Arzu'nun yaptığı şeftalili kirazlı etli enteresan sunumu olan güzel tatlıların etle harmanlandığı ana yemek tabağı ve son olarak da Murat'ın yaptığı çikolatalı, şeftalili makarna tatlısı yorumuyla 6 tane birbirinden değişik yemek tattık. Aslında bu kutu etabını size verirken böyle uzay deneyi gibi şeyler yapacağınızı hiç tahmin etmemiştik açıkçası. Sadece belli malzemeleri belli tabaklarda, bazı malzemeleri başka tabaklarda kullanarak 3 tane yemek yapmanızı düşünmüştük. Biz ama siz farklılaşıp değişik şeyler yapmak istediniz. Yaptığınız bazı tatlar çok güzel. Bazı tatlar son derece hayal kırıklığı yaratıcıydı. Bütün değerlendirmemizi yaptığımızda Ali Şef tek tek her şeyin notlarını aldı. Ayhan Bey, Ali Şef ve ben üçümüz beraber oturduk, değerlendirdik ve yaptığımız tadımlar sonucunda bugünkü notlamamızı ortaya çıkarttık. Bu notlamanın sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanacak ve burada kırmızı takımın yanında yerini alacak. Dokunulmazlığı kazanamayan takım ise Şef Akademi'de eleme etabını oynayacak. Her seferinde tekrarladığım gibi burada sadece 3 yarışmacı kalacağınızdan dolayı elenme ihtimaliniz %30. Arkadaşlar, yaptığımız değerlendirmenin sonucunda bugün dokunulmazlığı kazanarak buradaki 3 sandalyeye oturacak ve eleme etabı oynamayacak olan takım. Acaba bir şey soracağım. Kırmızıya sormak istiyorum. Tatmadınız ama. Kim otursun yanınıza? Şimdi böyle derseniz... Ayıp mı olur? Ayıp olur. Bence ayıp olur. Olmaz ya. Gücenme yok. Sonra gücenirler. Kızım. Gücenmezler. Gücenir misiniz? Gücenmezsiniz. Söyle bakalım Tolga. Bir şey diyorsun. Müşahi dün değiştirdiğim için kesinlikle yeşil takım buraya oturmasını istiyorum. Yani... Ne şiş yansın ne kebap derler bize bunu. Yeşil mi otursun yanınıza sence? Evet yani Rüşah'ı yakmış olmak istemiyorum. Yakmış olmak istemiyorsun. Sen ne diyorsun Berat? Şefim, ben de yanımıza mor takımın oturmasını istiyorum. Mor istiyorsun? Evet. Ayten Hanım ayıp ben olmadığını... Ben hepinizi istiyorum. Bak. Seviyorum politik hepinizi. Hep politik ya. Peki. Topu Ali Şef aldı, evet. Açıklayacak. Buradan oturacak olan takımı. Şey. Evet. O zaman hazırsak hakikatin zamanında yeşil takımı VIP salonumuza alıyoruz. Oh. Biz çok iyi ekibiz ama Tolga sen çok yanlış yaptın. Çok güçlü bir takım olduk. Sağlam bir rakiplerin olduk. Haftaya geçmiş olsun sana. Çağlar çok korktuğum halde tavuğundan korktuğum tatları almadım. Çok beğendim. Ben de çok korkuyordum aslında. Evet sonunda. Yani çünkü ben dedim ki şeftali var, beyaz peynir var dedin. Abi dedim tavuğun içinde dedim falan dedin yani. Bence
yumuşak karnınız Kadir'in tabağıydı burada. Kesinlikle. Elimizdeki teknik ekipmanları da kullanmayı tercih etmiş olsaydınız çok daha yumuşak bir et yeme şansımız olurdu. Tabağın birazcık daha birbiriyle harmonisi olması, yani sadece etler ve üç parça değil, hepsinin bir kombinlemesi iyi olurdu. Sosun lezzetli ve güzeldi. O da bence o tabağın en iyi kısmıydı. Evet, kardeşim. Evet. Ruşa'nın şekersiz tatlısının, değil mi? Güzel kardeşim, bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir, evet. Evet, evet. İyi bir uygulamaydı. İyi bir uygulama. Pekmezle güzel, o güzel oldu. Şimdi açıkçası ben biraz mor takıma da söz vermek istiyorum. Antonio tabağında kusurlu bir şey yoktu. Ama lezzet olarak böyle üçümüz de birbirimize baktık. Yani bundan nasıl bir tat almamız lazım? Yumurtanın tadı çok yukarıda. Diğerlerine bakıyoruz filan. Yani kötü mü? Değil ama yani bir lezzet var mı? Tam istediğimiz gibi bir noktada değildi. Bir kick yoktu. Arzu senin meyvelerin etle beraber iyi uygulanmıştı. İyi harmanlanmıştı ama aynen Kadir'e yaptığımız gibi belki de ikiniz de etinizi düdüklü tencere gibi bir alternatifte pişirmeyi uygulamanız daha sağlıklı olurdu. Hem onun daha yumuşaması için hem rayyasını daha iyi bırakması için. Yanındaki sosu başarılı buldum açıkçası. Evet. Kendi adıma. Evet. Püren de hani senin için uzaysal bir deney olmuş ama oldukça lezzetliydi. Murat, tatlın fazlaca deneysel bir tatlıydı. Bence açıkçası yaparken sen de acaba öyle mi yapayım, biraz böyle mi çevireyim'e gitmiştin. Bir çocuk menüsü gibi bir şey olsa veya hani bir çocuğa versen onun hoşuna gidecek bir tattı. Ama çok bir tatlı gibi gelmiyordu. Çünkü karşı tarafın tatlısı bayağı güçlü ve kuvvetli bir tatlıydı. Her birinizi tek tek değerlendirmedik açıkçası. Senin tatlının onun tatlısı, senin yemeğinin onun yemeği değil. Üçüne bütünsel olarak bir puantaj yaptık. Yaptığımız puantajın sonunda da yeşil takım biraz daha ön plana çıktı. Tabaklarınız mükemmel değildi arkadaşlar. Açıkçası fazlaca deneysel çalışıyor olmanızı da biraz maceracı bir gidişat olarak bulduk her iki takım içerisinde. Zamanda riskli. Evet, bu karanlık yolda ayağını tökezlemeden çıkan da siz oldunuz. Sizin de bir düşüncelerinizi alabiliriz şimdi. Şef, kısa bir süre vardı. Ürünleri karşımıza gördükten sonra hemen planlama yaptık. Dediğim gibi başlangıcı daha basit ve geçerli başlangıç yapabilirdim ama herkes çok güçlü burada artık. Uçarlar belki dedim. Biz de bir şeyler yapalım dedim. Protein istedik. Hakkımızın çoğunu proteine kullandık. Ruşa bize iki tane tatlı seçeneği sundu. Dedim ki en iyisi hangisi olacaksa onu seç dedim. O da iki dakika içinde en iyisini belirledi, yaptı. Bence de mükemmel bir tatlıydı. Kadir minimal seviyor. Minimal çalışmayı seviyor. Öyle alışmış. Yine öyle çalıştı, getirdi önünüze. Hatta onun tabağı başlangıç gibi duruyordu aslında ama bence lezzetli ve güzel bir tabak yaptı şef. Takım olarak iyi çalıştık. Elemeye de hazırdık. Yani iki takımız sonuçta. Artık herkes eleme oynayabilir. Evet. Bugün ben de gidebilirim. Belki Murat da gidebilirdi. Buradayız. Şimdi mutluyuz. Bir hafta daha buradayız. Haftaya bakacağız artık. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Ellerinize sağlık. O buyurun. Zaman. Zor bir etabı. Oldukça zor bir etabı geride bıraktık. Aynen öyle. En zoru buydu. Ama zor günler geride kaldı arkadaşlar. Şimdi artık önümüzde daha da zor günler var. Maalesef mor takım bir eleme etabı oynayacaksınız. Ve 3 kişilik takımınız bu etabın sonunda üzülerek ve istemeyerek de olsa 2'ye düşecek. Bugün eleme etabı için size çok güzel bir yemek seçtik. Le klasik. Oldukça klasik bir yemek ve bu yemeği sadece yapmak burada kalmanız için yeterli olmayacak. Bu yemeği sadece iyi yapmak burada kalmanıza yeterli olmayacak. Bu yemeği çok iyi yapmak ve diğer iki arkadaşından farklılaşmak burada kalmanız için tutmanız gereken en önemli dal. Şimdi sizden ricam, Murat, seni sol taraftaki standa tek başına. Arzu, seni önümüzdeki standa tek başına ve Antonio, seni de yerinde kalacak şekilde ayırmak istiyoruz. Çok kötü. Sevgili arkadaşlar, bugün alışveriş için 60 saniyelik bir süreniz olacak.
Sizden isteyeceğimiz tarifi pişirmeniz için 60 dakikalık bir süreniz olacak. Ve Şef Akademi'de ben buradaki herkesten daha iyiyim. Daha iyi bir şefim. Daha iyi bir şef olacağım. Daha güzel yemekler yapabileceğim demeniz için sizden bu verdiğimiz süreler içinde yapacağınız en güzel lazanyayı yapmanızı istedim. Lazanya mı? Arzu götürür. Arzu götürür. 60 dakika. Evet arkadaşlar, artık sizi alışverişe alabiliriz. Unutmayın, 60 saniyelik süreniz var. Hiçbir ürünü unutmamanız lazanyayı eksiksiz yapmanız için çok önemli. Alışverişe hazırsanız buyurun lütfen Marko. Abi bir tık hızlı. Arkandayım. Sarımsak nerede? Bu tarafta. Bu tarafta. 10, 9, 8, 7, 6. Eğer bir aşçının tezgahı dağınıksa kafası dağınıktır. 8 hafta oldu. Burada finale koşuyorsun. Bir kendine gel istersen. Şef Akademi yolculuğunu burada noktalayacak. Tabağın sahibi olarak da. Sen benim bu yarışmadaki favori beşimden bir tanesiydin. Yolun açık olsun. Evet arkadaşlar. Hazırsanız eleme etabına başlayacağız. Yapacağınız lazanya sizin Şef Akademi'deki kaderinizi belirleyecek. Elinizden gelenin en iyisini ortaya koyun. 60 dakikalık lazanya etabı süreniz başladı. Buyurun. Hadi Murat. Hadi Murat. 3 yarışmacı da kendi hamurunu yapmayı tercih ettiler. Evet, hazır lazanya kullanmadan kendi hamurlarını yapıyorlar. Bunun 3'ü birden daha iyi olacağını düşünüyorlar. Emilia Romagna bölgesi lazanya yapıyorum. Sebzeli olacak. Katlarım da hamur katlarım ıspanaklı olacak. Böyle bir lazanya yapıyorum. En güzel lazanyayı ben yaparım. Baharatlar ön planda olacak. Şimdiden arkadaşlara başarılar diliyorum. Ragu yapıyorum. Ragu da taze kekik ekliyorum. Hamur bekliyor. Şu an ragu yapıyorum. Büyük büyük. Ha, şey bu çünkü sebzeli. Ha, sebzeli. Kıymalı yapmıyor. Aferin be. Kıymalı 60 dakikadan sonra. Bravo, bravo. Bu güzel bir kafa. İyi bir kafa. Burada bir domates sos başlatıyorsun. Evet. Sarımsak attın. Heh, onu soracaktım. Birazcık rafta görüyorum da. Soteledikten sonra iki diş attım şefim. Soteledikten sonra da domateslerimi verdim. Bunlar olunca hafif çekeceğim bunu. Kendi mutfağında da bu kadar dağınık mı çalışıyorsun? Şef bir tık pis çalışıyorum da toparlamam uzun sürüyor. Yok, nasıl? Toparlaman zaten niye uzun sürüyor biliyor musun? Eğer sana 8 haftadır anlatmış olduğumuz organize bir şekilde çalışmayı gerçekleştirmiş olsan zaten düzenli çalışacaksın. Topla buraları, böyle bir şey olur mu ya? Hala bana diyorsun ki toplamam uzun sürüyor. Ulan hala öğrenememişsin o zaman. Nasıl çalışılacağını.
Bir, bir yerde işlenir. İki, pişirilir. Üç, tabaklanır. 8 hafta oldu. Burada finale koşuyorsun. Bana diyorsun ki bir de utanmadan, evet dağınık çalışıyorum biraz. O zaman bir kendine gel istersen. Bu mu final görüntün? Şuralara bak. Eğer bir aşçının tezgahı dağınıksa kafası dağınıktır. Ve kafası dağınıksa yapacağı tabak da zaten sonunda maalesef arzu ettiği gibi olmayacaktır. Kendi kaderiyle baş başa bırakıyoruz o yüzden. Allah kolaylık versin hepinize. Evet Arzu Hanım. Evet merhaba. Şöyle dikkatimi çekti. Beni düşündüğümü yaptın. İlk önce raguya başladın. Sosu için doğrusu odur. Çünkü onun çok uzun kaynaması lazım. Hamur da tabi dinlenmesi lazım ama ragu daha önemli buradaki. Ben onu düşünerek kıymalı yapmıyorum. Sebzeli yapıyorum. Öyle mi? Çünkü kıyma zaten yapılmaz 20-45 dakikada falan. Çok zor. Evet. Evet. O yüzden böyle bol sebzeli. Çok güzel. 7-8 sebze olacak içinde. Güzel bir lazanya olacak sebzeli. Gel kamera. İçine bak. İçinde haşlanmış ıspanak var. Hamuru yeşil oluyor. Görüyor musun? Antonio coştum bakıyorum. Coştum ya. Ne oldu? Kettle faciası mı yaşadın? Ya şef. Şey olmadı. Buz arıyordum. Buz. Her yer su içinde. Geçmiş olsun Antonio. Sen daha yardımcı oldu. Tezgahı temizledim. Vardı şef. Evet. Antonio bir anlat bakayım. Arkadaşlar ne yapıyorsun? 30 dakika. Bak Ayhan abini duydun. Son 30 yarım dakika. Yarım saatimiz kaldı. Yarım saat. Şefim. Evet. Şimdi bunları pişireceğim. Evet. Yok yok ben yemeyeyim. Okay. Bana dokunmuyor. Peki kıyma. Defne yaprağı bol. Biraz fazla bol. Sonra. Ya ben. Peki. Lazanyalar. Lazanyalar. Hamurlar. Ricotta. 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 Ama sen şimdi her şey hazır. Şimdi birleşeceğim. Sadece buz almam gerek. Tezgahımı temizlemem gerek. Buz. Buz. Çünkü yapacaksın? Bunları pişireceğim. Hemen soğuk suya koymam gerek. Ha soğuk suya koyacaksın. Evet. Ha. Biraz anlatsana neli yapıyorsun? Şimdi normal standart bolognese yapıyorum. Yani şeyli, kıymalı. Kıymalı. Burada ne var? Domates sos mu? Evet, domates sos, kıyması her şey içerisinde. Ha, bu her şey burada. Evet. Ha. Peki. Hen hen. Hen hen. Hen 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 hen. Den 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 den. Javs geliyor bak arkadan. Den 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 den. Önce biraz açsaydın, ondan sonra koysaydın oraya. Ha? Önce biraz merdaneyle açsaydın. Ya açmadı mı hamurlarını? Daha demin hamurları vardı orada. Yeniden mi hamur yapıyor Antonio? Niye? Yapıştı. Unlamadan açmak büyük cesaret. Niye böyle bir şey unladım, yapıyorsun? Unladım. Şu anda siz geldiğinizde unlama saati geldi. Ha. Tamam her şey yine benim başıma mı geliyor? Yok yok yok. Unum orada. Unum. Tamam. Peki. Yok. Tutun şöyle. Geliyor. Ben böyle bir rahatlık görmedim ya. Git orada yap. Gel. Gel. Olmaz öyle. Gel. 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 Bir de ikiye böl çalış. O kadar uzun olmak zorunda değil makineden geçirirken. Kontrollü. Evet. Böl ikiye. Evet. Diğer tarafı unlu mu? Unlu. Şey tezgah unluydu ya. Her yer unlu zaten. Şöyle bir tadına baktın mı şurasından? Baktım. Şöyle. Siz de bakın. Ben temiz bakmam. Kaşık. Ben bitmiş ürüne bakıyorum. Tamam ben baktım. Güzel. Şimdi ne yapacaksın? Lazanya, beşamel, sebze mi? Doğru. Tuzu, baharatı falan yerinde mi? Her şeyin tadına baktım. Ricotta niye var? Ne olur ne olmaz. Ha şey kötü gün için. Peki mantıklı. Üstüne kaşar rendesi var mı? Öyle değil. Öyle yok, değil. Yok ölçüyorum. Öyle değil. Bıçakla. Öyle değil. Söyleyin. Böyle. Ufak ufak ufak. Böyle. Tamam. Yani öyle değil kapla.
mı diyor. Şimdi İkinci, koyacağım. Dördüncü galiba. Beşinciyi koyuyorsun şu an. Bence dördüncüyü. Beş. Ama emin değilim. Bence dördüncü. Bence beş değil ya. Hamur bezesinden yola çıkarak söyledim bak orada. Yok, kalan. Ben bakıyorum da ona. Sanki dördüncüyü diye biliyorum. Gene de yanılıyor olabilir. Bir ara Murat'a baktım. Ne yapıyordu? Sen de sanki baktın ya. Antalya yaptı galiba. Ben hep seninle koyacağımı da izliyorum bak. Suyunu koymuyoruz ki dağılmasın sonra. Su lazım değil. Normalde daha fazla vaktim olsaydı suyun tamamen çekilmesini bekleyecektim. Ama olmayınca. Murat fırına koydun mu? Aha. Şimdi mi? Aha. Antonio fırına koydun mu? Tabii. Helal olsun Antonio. En erken sen attın. Benim tabağım benim kişiliğimi gösterir. Bu da çok renkli bir tabak. Beni yansıtıyor. En güzel lazanyayı ben yaptım. İnşallah içi de pişer. Vallahi yoruldum ya. Arkadaşlar şimdi eğrisiyle doğrusuyla bir saat içinde lazanya yaptılar. Bence kolay bir iş değil. Yani hem hakkıyla yapacaksın hem kıvamında yapacaksın. Hamur yap. Ondan sonra hamur ragu yapacaksın. Yap. Tabii. Pişir. Tabii. Kim gider? Murat gider. Murat. Şefim ben bugün kim gideceğine değil de kim birinci olacağını şef söyleyeyim. Şef kim gider dedi. Bence bir cevap. Gider diye söyleyeyim ya. Sen tamam şef. Bu da sorular. Arzu abla gider. Arzu gider. Evet. Ne oldu? Son bir dakikanız. Bence de Arzu gider. Arzu gider. Ters total mi yapıyorsun? Antonio gider. Murat. Murat gider. Ben Antonio Arzu. Dedim. Arzu. 3 Arzu. 2 Antonio. 1 Murat mı? 2 Murat. Murat kim dedi? Murat. Ben dedim. Sen mi dedin? Hı-hı. Peki. Arkadaşlar son 30 saniyeniz. Tezgahlarınıza koymak için çıkartın fırından lütfen. Çıkartın fırından. Vay Murat. Güzel pişmiş. Rengi de mükemmel ve eşit. Tabii sen birkaç sefer çevirdin tepsiyi içeride. Yok şefim. Fırın teknolojisi sayesinde çevirmeme gerek kalmadı. Her tarafı da eşit bir şekilde pişti. Yani pişirme esnasında başında durmana gerek kalmıyor. Aynen şefim. Hem kolay hem harika pişti lazanya. Bravo Murat. Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve lazanya etabının sonudur. Şimdi arkadaşlar tabaklama ve tadım aşamasına geçmeden önce her lazanyanın olduğu gibi sizin lazanyalarınızın da biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Biz de şuraya tadım masamızı kuralım o zamana kadar. Arkasından da tadıma geçelim. Ellerinize sağlık. Çok özür dilerim. İmkansız Ardışef ya. Sana mı geldi bir şey? Yine. Rahmetli annem mantı yaparken bir mantıya nohut koyardı. O nohutu bulana da bir ödül verirdi. Hiç zaman ben nohutu bulamadım. Eğer sen annemin oğlu olaydın, bütün her seferinde nohutu sen bulurdun. Malı götürmüştük abi. Sevgili dostlar, 3 kişi kaldık ama yarışma devam ediyor. Benim acaba kim yapacak dediğim lazanyayı Arzu yaptı. Arzu seni buraya alalım hayatım, gel. O kadar aslında konuştuk, öyle olmalı, böyle olmalı, şöyle olmalı ama en güzeli ve basitinden de bir tane sebzeli de çıkabiliyor. Ayhan Bey, en başından... Ay ben sebzeden değil de ıspanaklıyı kim yapacak? Yeşil lazanya evet. Dedi mi yaptı? Ayhan Bey, lazanya etabını konuştuğumuzda acaba birisi sebzeli veya yeşil hamurdan bir lazanya yeşil yapar mı dedi. Ben de yapmazlar herhalde dedim ama tabii Arzu'yu şey yapmışsın.
Diğer arkadaşlarının yaptığı lazanyalara baktın mı göz ucuyla? Murat ve Antonio kıymalı yapmışlar. Evet. Baktım. İkisine de Murat'ınki çok güzel görünüyor. Teşekkürler Arzu. Eline ben sağ. Teşekkür ederim. Şimdi merak ettiğimiz bir yarışmacıyı çağıralım. Murat Bey. Evet Murat. Sen klasik yaptın lazanyanı. Evet şef. Islak ıslak. Bence lazanya ağız dolusu yenmesi gereken bir yemek. Yani büyükçe bir parçayı ağız dolusu alacaksın ki içerideki var olan farklı 8-9 tane ürünün, katın, malzemenin lezzetini aynı anda ağzında özümseyeceksin. O yüzden büyük bir parça almak istedim. Bir de şunu eklemek isterim. Bu tarz yemeklere comfort food deniliyor. Evet. Yani insanı rahatlatan yemekler. Böyle yediğin zaman hem miden bir bayram ediyor, hem işin ısınıyor. Evet. Ve diyorsun ki ne güzel ya, hakikaten iyi bir yemek yedik, kendimi iyi hissettim, comfort food, rahat yemek. O yüzden evet, etaba başlarken size bir lazanya yapmak değil, iyi bir lazanya yapmak değil, çok iyi bir lazanya yapmanız gerektiğini söylemiştik. Üçünüzün lazanyası arasında da en iyisini arayacağız. Teşekkürler Murat, ellerine sağlık. Evet. Ve son yarışmacımız sevgili Antonio. Hakikatin zamanında son final yarışmacısı. Antonio Muhammed'i anar bir şekilde taşıyarak geldi tabağını şöyle, şöyle. Evet. Yanlış mı taşıdım? Yok. Muhammed'i anarak. Okay. Evet Antonio. Sen herkesten daha farklı yaptın. Daha doğrusu aslında bugün enteresan bir durumdayız. Bir tane klasiğe yakın bir lazanya var. Aha. Bir tane klasiğin çok farklı, değişik evet. bir versiyonu, sebzeli bir lazanya var. Seninki de alışılageldik lazanyadan biraz daha farklı. Çünkü beşamel yok değil mi? Beşamel yok. Klasik American lazanya. American lazanya. American klasiği. Peki. Çok özür dilerim. İmkansız Arda Şef ya. Sana mı geldi bir şey gene? Ne geldi? Bak çıkıyor. Ne çıkıyor? Bayleaf. Ben sen ne şanssız adamsın. Defne yaprağı. Çıkar. Ne o? O? Ne demek? Benim kaderim. Defne yaprağı. Defne yaprağı. Bu benim kaderim. 3 tane koymuştun değil mi efendim? Patron olmayı sen seçtin. 3 tane koydum, 2 tanesini çıkarttım, siz dedi. Sen patronsun, ben şefim. Sende çıkıyor o yüzden bu. Genelde hep bana denk gelirdi ama bak üstü var. O yüzden sende yani. Burada evet. kıdemde sen üstündesin. Estağfurullah. Şaka gibi sanki çağırdı Ali Şef ya. Tabii biz bunu muhabbet. Ama yani onun lafı kere oldu ya. Gittim çöpe attım. Ya arkadaşlar şunu unutmayın. Herhangi biriniz yemeğinizde, tabağınızda, orada burada böyle olmaması gereken bir şey bırakırsanız o kesin benim ağzıma gelir. Evet. Yahu anlattın mı? Rahmetli annem, anlattın galiba ama bir daha anlatayım duymalara. Mantı yaparken bir mantıya nohut koyardı. O nohutu bulana da bir ödül verirdi. Hiç zaman ben nohutu bulamadım. Eğer sen annemin oğlu olaydın bütün her seferinde nohutu sen bulurdun. Halı götürmüştük abi evet. Peki ricotta koydun. Gördüğümüz gibi defne yaprağı koydun. Evet. Kıyma koydun. Ve bir iç harç yaptın. Kıymalı bir harç. Kıymayı da ben şeker kullanmadım. Tarçın kullandım. Evet, enteresan. Acı koymuşsun. Acı koydum. Ay ya, acı ya, güzel olmuş yani şey değil. Yani. Acı demesen fark etmeyeceğim. Peki. Sizi rahatsız etmemek. Tamamen şunu soracağım. Buyurun şef. Amerika'da özellikle böyle sadece ricottalı mı evet. yedin de yaparlar? Evet. Evet. Bir kat ragu, bir kat ricotta, mozzarella, parmesan,
tekrardan makarna. Eyvallah. Ali, bir şey soracağım. Peki hani hafif kuru olması tercih edilir mi? Edilmez. Zaten yaparken kendisine tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi, ben de orada çalıştığım dönemde, bizde de birazcık şu araya alta bir hafif domates sos koyarız. Hmm. O marinara dedikleri domates tabanına. Sos ki tabana. Bunu da koyduğun zaman bu kıyma ragusu da birazcık daha sulu olması lazım. Yani buradaki ana sıkıntılardan bence bir tanesi defne yaprağı kadar da kurulu. Lezzetli ama. Ama kuru. Lezzet konusunda şey diyemeyeceğim. Teşekkürler Antonio. Teşekkürler. Eline sağlık. Tamam. Sevgili dostlar, bize biraz müsaade. Gerçi kararımız belli ama şöyle bir ortalığı toparlayalım. Zor bir karar oldu. Üç kişiden çok da şimdi çok kişi olunca daha kolay da üç kişi olunca biraz daha zorlaşıyor. Evet. Tabii. Bu kararlar. Baksana. Efendim, evet. Üçü de güzel çünkü. Onun için biz bir sefer daha bir şaşırmamak adına bir sefer daha konuşalım. Genelde hemfikir oluyoruz ama bir sefer daha tartışalım. Ondan sonra birkaç dakika sonra görüşeceğiz. Tamam mısınız? Teşekkür ederim. Şef Akademi yolculuğunu burada noktalayacak. Tabağın sahibi olarak da. Sen benim bu yarışmadaki favori beşimden bir tanesiydin. Evet sevgili yarışmacılarımız, hepinizin bir kere daha ellerine sağlık. Hazırsanız ilk önce bıçaklarınızı tezgahın üzerine bir çıkartın bakalım. Teşekkürler. Arkadaşlar sizi lütfen önümüze alalım ki biraz sohbet edelim. En beğendiğimizi söyleyelim. Evet. Doğru mu? Doğrudur abi. Arkadaşlar bugün 3 tane farklı lazanya yaptınız. Murat'ın yaptığı klasiğe yakın beşamelli bolognezli bir lazanyaydı. Arzu'nun yaptığı sıra dışı sebzeli farklı bir hamuru olan değişik bir tür lazanyaydı. İçinde hiç kıyma olmayan beşamel olan. Antonio'nun yaptığı içinde beşamel olmayan kıyma olan ama ricotta ile tatlandırılmış bir ara katı olan bir tarifti. Yani aslında sanki üçünüzün yaptığı lazanya tarifleri de puzzle'ın parçaları gibiydi. Mor takım olarak siz bugüne kadar aslında belki de bu tip puzzle'ları böyle birleştiriyor olsaydınız hiç şu anda böyle bir eleme yaşamıyor olacaktınız. Değerlendirmemizi yaparken hamurların pişkinliğine, lezzet kombinasyonuna, lazanyanın olması gereken bütün teknik verilerine dikkat ettik. Bugün bu üç tabak arasından bir tabağı daha çok beğenerek direkt olarak o eleme stresini yaşamadan arkadaşlarının yanına yollamak istiyoruz. Bugün üçümüzün de yaptığı tadım sonrasında çok rahat ve açık ara beğendiği tabağın sahibi Arzu sensin. Çok lezzetli bir tabak yapmıştın. Özellikle Ali Şef ne dediğini kendi söylesin, ben söylemiyorum. Böyle dönüp ne dedin? Döndüğümüz zaman ağzımızdaki aromalar ve lezzetler o kadar keyif verici ve güzeldi ki ağzımızda kelebekler uçuyordu. Ve dedim ki yani bu program bittiği zaman ya ondan bir tane yiyelim ya da gidip oradan alalım. Yani o restorana gidilir. Çok teşekkür ederim. O yüzden teşekkür ederiz. Ve şunu da söyleyeyim kısaca. Üçünüzün tabakları arasında çok küçük farklarla yine bu noktaya geldik. Yani onu da bir bilmenizi istiyoruz. Başarılı uygulamalar evet, yapmıştınız. Güzeldi, güzeldi. Biz bir talihsizlik ilk defa mor takım olarak burada duruyoruz. Ben böyle bir şey beklemiyordum zaten. Her arkadaşım gittiğinde tabii ki ben üzülüyorum ama bugün şu an anladım. Bizim takımdan birisi gidecek. Ve hiç şey yapmıyorum ama ben olmadığıma yani sevinmedim. Çünkü ne Murat'ın ne Antonio'nun gitmesini istemiyorum. Böyle bir müsaade varsa ben burada durabilir miyim sonuna kadar?
Sadece arkadaşlarıma destek vermek istiyorum. Bence durabilirsin değil mi? Yani bu kadar kalbinde öyle bir sevgi varsa bu sevginin önüne geçmeyelim. Ama o zaman seni biraz yan tarafa doğru alalım ve Antonio ve Murat'la biz baş başa bir kalalım. Evet. Teşekkür ederim. O doğru. Antonio, Murat, bugün iki tane tarif yaptınız. Bir tanesi klasik lazanya, ufak tefek hataları vardı içerisinde. Bir tanesi ricottalı, Amerikan tarzı olan daha farklılaşmış bir lazanya. Onun da ufak tefek hataları vardı içerisinde. Bugün tattığımız iki tabaktan açıkçası elenecek olan tabak içinde süper hatalar barındırmıyor. Bir misafirin önüne koyduğunuz zaman yenebilir. Ama etabın başında söylediğim şeyi etabın sonunda bir kez daha söylemek istiyorum. Bugün maalesef burada kalmanızı ya da gitmenizi sağlayacak olan lazanya sadece iyi bir lazanya olmamalı. Çok iyi bir lazanya olmalı. Çünkü lazanya dediğiniz yemeğin damakta bıraktığı lezzet zaten çok coşkulu ve cürbüşlü bir lezzet. Biz 3 tabağın arasında daha çok beğendiğimizi arzu olarak seçtik. Ve maalesef daha az beğenerek Şef Akademi yolculuğunu burada noktalayacak. Tabağın sahibi olarak da yolun açık olsun ve bundan sonraki hayatında ve kariyerinde yine güzel yemekler pişirmeye ve yaptığın her yemeğe kalbini katmaya devam et Antonio. Ama gitme. Birkaç lafım var sana. Beni şaşırttın sen. Bütün yarışma boyunca senden beklemediğin performanslar çıkardın. Yani çünkü bir şef değilsin. Ben de değilim. Değil mi? Ama sen bir şef olmayarak buraya kadar gelmiş olman zaten seni bu yarışmanın birincisi yapıyor. Bana göre. Teşekkür ederim. Ben de orada tam bir şey eklemek istiyorum. Yani madem buraya kadar bu noktaya geldik artık seninle paylaşabilirim. Sen benim bu yarışmadaki favori beşimden bir tanesiydin. Çok güzel öğrendi çünkü Antonio. Evet. İşe her hafta üstüne bir şeyler koydun. Yaradı mı sana? Öğrendin mi? Tabii ki de. Çok. Ve hep öğrenmek için soru sordun, nasıl yapabiliriz dedin. Sadece soru sorup şey yapmadın, geçtin, onları uygulamayı becerdin. Ve senin elinden kaç tane güzel yemek yedik burada. Bu da demek oluyor ki sen burada bir şey öğrendin. Kesinlikle. Ellerine sağlık. Ben sana o yüzden kendi adıma çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel yemekler yaptın. Seni tanıdığıma da çok memnun oldum. Ben de. İyi yarıştın. Sağ ol. Sağ ol. Antonio, seni dinleyelim lütfen. Aslında çok mutluyum sizden öğrendiğimi. Neler, sadece sizden öğrenmedim. Tabii ki arkadaşlarımla öğrendim. Giden arkadaşlarımla öğrendim. Hala da öğreniyorum. Tam böyle değişik bir dönemim de hayatımda. Tam 40 kafası. Yani bir değişikliği istedim hayatımda. Ve inanılmaz bir kapı açtı benim için. Yani diken diken oldum. Yemeği çok seviyordum. Yemek yapmayı da seviyordum ama şimdi yemek yapmaya aşık oldum. Ama devam edeceğim öğrenmeye tabii ki. Yani duramam, mümkün değil. Ne bileyim, çok güzel bir tecrübeydi. Teşekkür ederim. Bilginiz bana paylaştığını hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Kesinlikle hayatıma kat attı. Aileme de kat attı. Ve çöpe gitmedi. Teşekkür ederim hocamlar. Çünkü sadece tabii ki siz hocasınız ama insanlar da hocam. Thank you very much. Senden arkadaşlarına, özellikle şurada oturan yeşil ve kırmızı takıma söyleyecek bir şeylerin varsa onları da oraya dönüp duymak isteriz açıkçası. Yani herkesi tek tek ayrı ayrı seviyorum. Gidenleri de seviyorum. Konuşamıyorsak bir şekilde aklındasın. Tabii ki gittikçe zamanla daha yakın bağ kuruyorsun insanlarla. Kesinlikle kaç kişi yani hayatında kalıcı insanlar. Murat kalır mı hayatında? Görüşürsek, arırsa, çarpırsa kalırdır hayatımda diye düşünüyorum. Fakat çok büyük bir age gap var aramızda. O da yaş farkı. Evet. Yaş farkı. Onu da fark etmiyor. Çok kafa ve çok çalışkan bir çocuk. Son sözü de
Arzu için vermek istiyorum Antonio. Arzu, en baştan beri siz hiç ayrılmadınız. I don't know what to say. Stop crying. You don't cry. You're gonna make me cry. Okay. Tamam mı? Arzu, hocalarımızdan kapışma. Tamam mı? O zor. Ara sıra da porsiyonları küçült. Ben de seni seviyorum. Ama en sevdiğim tarz biz kapışmak. Annemin lafı var. Kavga etmeden o senin arkadaşın değil. Bu benim arkadaşım. Stop crying. You're gonna make me cry. Stop. Sen ne diyeceksin Arzu? Ne bileyim. Antonio gideceğini biliyordum vasanesini gördüğümde. Söyledim de zaten. Ne dedin? Kuru olmuş dedim. Siz yarışmanın ilk gününden beri neredeyse berabersiniz değil mi? Neredeyse değil, ilk günden itibaren beraberiz. Herkes her takıma gitti geldi. Yer değiştirdi. Ve biz asla düşünmedik birbirimizi değiştirme. Yani dışarıya öyle gösterdik ama hiçbir zaman aramızda gerçek anlamda hiçbir zaman problem olmadı. Kavga etsek bile yemek esnasında yarışma bitince yine arkadaşız. Ama şu an? Enteresan bir şekilde iyi arkadaşlık kurduk aramızda. Yani ikimiz de zıt karakteriz ama güzel şeyler oldu. Yani bilmiyorum ki. Ama şu Antonio'nun an gitmesini hiç istemiyordum. Bir kanadını hiç kaybetmiş gibisin belki de. Yani renksiz olacak Antonio olmadan. Az stresli, stres olmayacak. Beni çünkü sürekli stresi sokuyor ben yemek yaparken. Çok renkliydi yani çiftlikte de şu an düşündükçe renksiz olacak Antonio olmadan. Yani bu kesin öyle. Sana too. Kızıyorum. Kızma. Kızıyorum çünkü şey gidiyorsun. Sevgili Arzu ve Murat, sizi şimdilik arkadaşlarınızın yanına alalım. Antonio ile vedamızı yapmak için. Zaten. Antonio. Ha canım. Love you. Love you too. Evet Antonio, kaldık baş başa. Son cümlelerini duyduktan sonra önlüğünü çıkartmanı, tezgahına bırakmanı, bıçağını alıp kırmızı tahtaya bıraktıktan sonra kırmızı kapıdan çıkmanı isteyeceğiz. Son sözler senin Antonio. Thank you very much. It was absolutely a pleasure and an honor to learn from you gentlemen. Your time and your patience is very valuable to me. And I said it before, but it will continue and it resonates in me. And you guys sparked something in me that I didn't even know was there. And I absolutely appreciate it more than you can absolutely know. It was very real for me. Thank you, Ali. Thank you, Ayhan. Thank you, Arda. Antonio'cum, biz de sana teşekkür ediyoruz. Renkli bir tiptin. Değişik bir tiptin. Ve değişik yemekler yaptın ve beni de şaşırttın, tekrar edeyim. Hepimizi şaşırttın. Buraya kadar gelmiş olman, dediğim gibi, zaten seni birinci yaptı bu yarışmada bana sorarsan. Onun için sana veda ediyoruz. Hoşça kal. Canım. Evet sevgili dostlar, bu akşam maalesef Antonio ile vedalaştık ve kendisini kırmızı kapıdan uğurlayarak Şef Akademi macerasının sonuna hep beraber tanıklık ettik. Şef Akademi doğada yeni bir haftaya başlayacak. Arkadaşlarımız rekabetlerine devam edecekler ve önümüzdeki hafta sonu yine burada Şef Akademi'ye devam edebilmek için ellerindeki bütün hünerleri sergileyecekler. Haftaya yine biz sizi burada bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.